Kare verilmiş. Bizden karenin çevresi isteniyor. Biz şuradaki kenara, yani karenin bir kenarına şöyle x diyebiliriz. Tabii ifademiz kare olduğu için bütün kenarları birbirine eşit olacak. Bu karenin çevrede 4x olur. Şimdi öncelikle amacımız x'i bulmak. Bunun için şu yukarıdaki yeşile boyadığım üçgeni kullanabiliriz. Burada kosinüs teoremi uygulayabiliriz. Şöyle uygularız. Şimdi biz şu açıyı, buradaki açıyı 90 derece kabul edersek, Pisagor teoremini uygulayabiliriz. Şöyleydi Pisagor teoremi. Hipotenüsün karesi dik kenarların karesi oluyor. Eğer burası 90 olsaydı. Şöyle olacaktı. X'in karesi eşittir 5'in karesi artı 3'ün karesi. Ama bu açı 90 değil. 120 derece. Eğer 90 dereceden farklıysa şöyle devam edeceğiz. Eksi diyeceğiz. 2 çarpı buradaki sayılar. Yani 5 ve 3 çarpı oradaki açının kosinüsü. Yani kosinüs 120. Şimdi x kare eşittir 5'in karesi 25, 3'ün karesi 9, eksi 2 çarpı şöyle 3 ile 5'i çarpalım. 3 ile 5'i çarpıyorum. 15 çarpı kosinüs 120. Şimdi kosinüs 120'yi hesaplayalım. Şöyle bir kenardan. Kosinüs 120 şöyle hesaplanabilir. Kosinüs 90 artı 30 yazabiliriz. Tabii kosinüs 120 ikinci bölgeye düşer. İkinci bölgede kosinüsler de negatif. Yani bunun sonucunu negatif bulacağız. Eğer biz şu 90 dereceyi buradan kaldırırsak kosinüsümüz sinüse dönüşür. Yani bu ifade eksi sinüs 30 olur. Şimdi 30 derecenin sinüsünü yazacağız. 1 bölü 2'dir 30 derecenin sinüsü. Yani bunun sonucu eksi 1 bölü 2 oluyor. Yani şu kosinüs 120 yerine eksi 1 bölü 2 yazabiliriz. Yazıyorum. Eksi 1 bölü 2. Şuradaki ikiler birbirini sadeleştirir. Kalanlara bakalım. X kare eşittir. Şurası 25 artı 9'dan 34. Şurada bir eksi var. Bir eksi de burada var. X'in çarpınca artı olur. Yani şurası artı 15 olacak. X'in karesi eşittir. 34 artı 15. Bu da 49 yapar. X kare 49 ise bizim x'imiz de 7 olur. X'imiz 7. Şimdi gelelim aradığımız şeye. Çevresini arıyoruz. Karenin. Çevresi 4x olur. X'i 7 bulmuştuk. Buradan da 4 çarpı 7 yani 28 olur. Karemizin çevresi 28.